Merhaba sevgili Bahçıvan'ın Elinden programı izleyicileri. Ankara Ayvalı'dan en güzel dilek ve temennilerimle selamlayarak, severek beğenerek izlemiş olduğunuz bir Bahçıvan'ın Elinden programına başlıyoruz efendim. Evet bugün masam e, beyaz, beyaz çiçekleri e, tercih ettim. Biliyorsunuz e, beyaz renk barışı simgeler. Burada yine barış çiçeklerimiz var, spatyum. Diğerlerini de e, hepten... E, beyaz tercih ettim. Ama anlatacağım farklı bitkiler. Burada da bir mesaj vermek istedim işin doğrusu. Ülkemizde ve dünyada ve bilhassa komşu ülkelerdeki bir takım savaş ortamı yaşanıyor. Ve ülkemizde de ciddi anlamda bir iç huzursuzluk inşallah yavaş yavaş sona erecek durumda. Onun için ben burada başta ülkemiz olmak üzere e, ve yakın komşularımız ve dünyada barış olsun e, temennisi ve dileğiyle bugün bu e, santımızı beyaz e, şeklerle şeklendirdim. Bu bir mesajdı. Biz bu ülkenin e, evlatlarıyız. E, bu topraklarda büyüdük, bu topraklarda öleceğiz. Başka bir e, gideceğimiz, e, barınacağımız bir toprak yok. Bizi bizden başka... Tutan ve seven koruyan olmaz. Bunu bilelim. Onun için bu zamana kadar bu coğrafyada kardeşçe yaşadık. İnşallah bundan sonra da daha sımsıkı gözümüzün önüne bakar ve kimlerin bu ülkede elinin ayağının olduğunu hisseder de kendi ülkemize, kendi e, vatandaşımıza, kendi kardeşliğimize, kendi dostluğumuza sahip çıkarız diyorum. Bu gerçekten hepimizin e, el atacağı. Toplum olarak bu yaranın bir an önce kavuşması, yani kabuk bağlamaması, sürekli bu yaranın üzerine bir tuz ekelenmesini önlememiz gerekiyor. Bunun için de ben bugün programda adizane böyle bir ihtiyaç duydum. İnşallah bu dileğimiz tutar ve dua edelim inşallah bu ülkemize bir şekilde sahip çıkalım ki yaşayacağımız ve ömrümüzü sonuna kadar sürdüreceğimiz ecdadımızı ve geleceğimizi bu ülkelerde kaybettik. Ama bundan sonra kaybetmeyelim istiyoruz. İnşallah bu mesaj yerlerine ulaşır. Temennisinde bulunaraktan evet bugünkü programımızın konusuna geçmek istiyorum. İki konuyu el alacağım. Başta Kuş konmaz asparagus dediğimiz bir bitkiden bahsedeceğiz. Ee, bu da e, çok nazik adı üstünde kuş konmaz o kadar e, nazik yaprakları ve e, nedir? E, sürgünleri var ki çok hassas e, bir görüntüsü var. Aslında pek de hassas bir bitki diyemem çok da o kadar da öyle nazlı bir bitki değil ama görüntüsü mükemmel. Şöylece bugün anlatacağımız bitkimizin e, ihtiyaçlarından bahsedelim. Öncelikle ısı kışın 7 derecenin altına e, düşmemesi gerekiyor. Yani 7-5, e, 7'nin altına düştüğü takdirde ha eksi görmediği zaman yani eksiye gelene kadar idare eder ama e, esas e, nedir sınır e, 7'nin altına düştükten sonra e, sıkıntılar baş gösterir bu bitkide. Bu da e, ne tür bir sıkıntılara yol açar? Yapraklarında saralma meydana gelir ve çünkü tül gibi çok nazik, e, böyle e, kıl tanesi gibi kıldan da belki ince e, yaprak ve e, tüyleri var. Dolayısıyla e, böyle bir hassasiyet yönü de var. Bu bitkimiz soğuk yaşadığı zaman işte yedinin altına, altının altına düştüğü zaman yavaş yavaş bir de eğer ki toprağı da ıslaksa o zaman daha çabuk etkilenme ihtimali çok yüksek. Bunun da tepki olarak yapmış olduğu reaksiyon nedir? Yapraklarının saralıp dökülmesi bu şekilde bir sıkıntı çeker. Mümkünse bu bitkiyi bilhassa kış mevsimlerinde 7'nin altına 6'nın altına e, mümkün mertebe düşürmememiz gerekir. E, aynı zamanda da eğer ki yani e, şartlar bunun üstüne fazla e, çıkamıyorsak ola ki bu bitkinin bulunduğu yerde e, bu e, nedir 7'nin üzerinde fazla ısı e, sağlayamıyorsak ve sabit öyle bir serin ortamda durması gerekiyorsa o zaman da bitkimizin toprağını çok fazla ıslatmamamız, yani sulamamamız, ıslak kalmasını önlememiz gerekiyor. Bu durumda eğer ki hem işte bitki 7-6-5 derecelerde durması gerekiyorsa, bunun yanında da işte bildik alışkanlık haliyle bu bitkilerin sulanması işte iki günde bir, haftada bir, bunu da bir gelenek haline getirip devam ettiriyorsak o zaman e, bitkimizi sıkıntıya e, sokmuş oluruz. Burada dediğimiz gibi ısı da bir yükseltme söz konusu değilse bitkinin bulunduğu yerde o zaman suyumuzu az verip toprağın çok uzun süre ıslak kalmasını önlememiz gerekiyor. Bunu yaptığımız zaman dediğim gibi yapraklarında saralıp dökülmeler söz konusu oluyor. Bunu unutmayalım. Isı yani yaz mevsimlerinde de bu aşağı yukarı 20-22 derecede. Evet hani soğuk ısısı bu kadar dedik ama normal şartlardaki en fazla ısı ihtiyacı nedir? 20-22 derecelere kadar bitki rahatlıkla nedir yaşamını sürdürebilir. Böyle de bir ısı sıkıntısı var. Nem ortamı çok yüksek oranda nem isteyen bir bitki. Onu unutmayalım. Çünkü e, hani çok ince yapılı olması münasebetiyle yapraklarının e, burada bir ciddi anlamda e, bitkinin nem ihtiyacı söz konusu. Zaman zaman programlarımda e, nem ihtiyaçlarını sağlamamız için gereken hususları anlatmıştık. Hani e, işte bir tabak içine çakıl koyabiliriz. E, aynı zamanda bu bitkiyi üzerine koyabiliriz. Veyahut da Şöyle yine bir e, uygulama yapalım. E, şöyle bir saksımızın içine bunu koyduğumuz zaman gördüğünüz gibi e, altta tabak var, e, bitkimiz tabağın üzerinde kenarda boşluk var. Su verdiğimiz zaman bunun deliklerini kapatmayacak şekilde kenarlarda su oluşursa burada da bitkinin e, nem ihtiyacını kesinlikle sağlayacaktır çünkü. Bulunmuş olduğu mekan kapalı da olsa açık da olsa hani uzun süre bir e, bilhassa da kapalı alanlarda bir de sıcak süskülasyonu varsa o ortamda e, o su bir şekilde buharlaşacaktır. Buharlaştıkça da bitkinin alt kısımlarından e, nem ihtiyacı giderilecektir. Bu da çok çok önemli. Çünkü e, aşağı yukarı %70-80 oranında nem isteyen bir bitki. Bu kış yani kış mevsiminde havaların serin olması, başta anlattığımız gibi yerinde belki çok fazla sıcak olmaması durumunda pek ihtiyaç duymayabilir. Ama velakin bir de eğer ki bu bitkinin bulunmuş olduğu mekan kalefer ve da işte nedir klima ve hatta buna benzer işte soba katı yakıtlı ısı aletleriyle falan ortam ısınıyorsa orada da bir kuru sıcak söz konusu olacak. O zaman da kış mevsiminde de yine bitki e, nedir e, şeye ihtiyaç duyacak ve neme ihtiyaç duyacak. O zaman bu şekilde bu tür ihtiyaçlarla bunu giderebilirsiniz. Bir e, diğer konusu da e, bir tabağın içerisine e, nedir ceviz büyüklüğünde veya da fındık büyüklüğünde taşlar koyaraktan doğal taşlar koyaraktan onların içine su doldurup bu bitkiyi de onun üzerine koyup orada da bir e, nutubet ve nem ihtiyacı bitki için e, bilhassa kuş konmaz için bunu da sağlayabilirsiniz. Yazın e, bu ihtiyacımızı yine karşılamamız için eğer mümkünse bunu sağladığımız zaman bu da yetmeyebilir. Çünkü havalar e, çok sıcak olduğu zaman ciddi anlamda bitki nedir e, nem ihtiyacı e, sağlanması gerekecek. Onun için de yine dışarıdan. Her zaman tarif ettiğimiz gibi bu tür şeylerle nedir püskürtme aletleriyle bitkimizin üst yapraklarında bir nemlendirmeye gideriz çünkü çok sevdiği bir hadise bu nem ortamı bunu sağlarsak bitkimizi rahatlıkla şimdi burada bugün anlatmak istediğim konu şu yani tercih edilen bitkilerden birisi Hani yaprak yapısıyla forum yapısıyla çok da nazik bir e, duruşuyla e, tercih ediliyor. Onun için de hani bu bitkinin e, yaşam şartları tam bilinmediği için bir hevesle, bir zevkle bu bitki bir şekilde çiçekçilerden alınıyor ve e, kısa zamanda da e, nedir e, işte o ilk alınan form ve format e, bozulmuş oluyor. Onun için dikkat etmeniz gereken hususları anlata bilmemiz için bu bitkiyi daha iyi yakine size tanıtmaya çalışıyoruz. Evet, ışık olarak bitkimiz aydınlık, doğrudan güneş görmeyen e, yerlerde olması lazım. Yani e, şimdi yarı gölge diyelim ama bol aydınlık olmasında yara var. Uzun süre bitkimiz eğer e, gölgede kalırsa, şurada bakınız tek e, kameramanım gösterebiliyor mu? Evet, şöyle bakınız ince bir yapı... E, şey var e, sürgün var. Şimdi burada eğer ki bitki uzun süre e, nedir e, gölgede kalırsa ışıktan fazla e, faydalanamaz istifade edemezse o zaman da bu bitkinin böyle uzun e, saplar oluşur ve e, şu tür bir e, yapraklanmaya e, gitmez giderse de araları çok seyrek olur. Bunu zaman zaman Anlattık bu sadece asparagus bitkisinde veya yani e, kuş konmaz bitkisinde değil. Bu e, yapraklı bitkilerimiz. işte çok fazla e, ışık isteyen, aydınlık isteyen bitkilerimizi uzun süre gölgelerde e, bıraktığımız zaman böyle bir bitkinin e, nedir e, gelişme e, şeylerinde nedir? E, yapraklarında falan e, boşluklar olur, aralarda mesafeler oluşmaktadır. Bilhassa da kış mevsiminde e, bu bitkilerde biraz daha e, çok sıkça yaşayabiliyoruz. Neden? E, güneşten çok az faydalanabiliyoruz. Yani günlük belki e, bazen de oluyor ki ta, 7 saate kadar e, güneşten istifade ettiğimiz günler oluyor. E, ondan gerisi tamamıyla e, güneşsiz bir ortam geçirmiş oluyoruz. E, gün geçirmiş oluyoruz e, kış mevsimlerinde. E, burada bir de işte hani ısı dolayısıyla vesaire kapımız penceremiz işte çok sık kapatılıyor kalın perdeler kullanıyoruz falan derken burada tamamıyla iç mekandaki bitkilerimizin bilhassa yaşam ortamlarındaki bitkilerimizin güneş ihtiyaçlarını kısaltıyoruz. Burada da o zaman bitkiler biraz daha formsuz büyüyebiliyorlar. Şimdi yaşam alanlarımız elbette işte 18, 20, 22 derece falan 15'in altına düşmüyordur çoğu yerlerde. Dolayısıyla burada da bitki ısı ihtiyacını 3 aşağı 5 yukarı sağlıyor. Bir gelişme pozisyonunda. Aynı zamanda da yeteri kadar dışarıdan bir güneş ışık ihtiyacı sağlanmıyor. Fotozendez olay ciddi anlamda yaşanmıyor. O zaman da bitki nedir? En Azami şartlarda büyümeye kendini odaklıyor. O zaman da ne yapıyor? Çok az ve öz bir yaprak, çiçek ve nedir böyle bir yapı oluşturuyor kendine göre. Onun için bize diyoruz ki mümkünse bilhassa bitkilerimizi eğer kış mevsimlerinde güney kısımlarda tutmaya çalışalım veya da bitkilerimizin olduğu alanı e, çok fazla sık nedir böyle e, güneşi engelleyecek perde veya e, tül e, kullanmayalım işte e, tüller biraz daha e, nedir e, seyrek dokulu olmasına dikkat edelim Veyahut da o bölgeyi biraz daha açık tutalım ki bitkimiz e, oradan o kış mevsimidir çünkü zaten az bir Dönem geçiriyoruz nedir kış mevsiminde güneşten az bir süre faydalanıyoruz. Bir de bu perdeleri vesaire şunu bunu kısıtladığımız zaman o zaman ne yapıyoruz? Bitkinin tamamıyla ihtiyacı olan güneş ve ışık şeyini kısıtlamış oluyoruz. Burada da bitki forumsuz büyüyor ve böyle uzun saplı ve üzerinde çok az yaprak dokusu olan bir yapı oluşuyor. Bu da tabii ki hani e, izleyicilerimiz kendileri de bilirler. Almış olduğu bir or, e, şekildeki bitki belli bir süre sonra e, formunu fa tamamıyla farklılaştırıyor. E, dolayısıyla da burada acaba ben ne yaptım? Hani bir yanlış bir uygulama mı yaptım? E, gibisinden e, panikleyip bitkiye bir takım dışarıdan farklı bir müdahaleler yaparaktan Bitkinin tamamıyla yaşam kriterlerini e, bozmuş oluyoruz. Onun için zaten bu tür bitkileri aldığımız zaman mümkünse e, dediğim gibi işte bol güneş görebilecek, ışık alacak bir bölgelere yerleştirin ve bitkilerinizi e, sık sık değiştirmeyin. Bu çok çok önemli. Bunu her programda aşağı yukarı vurgulamaya çalışıyorum ki eğer ki yeni almış olduğunuz bir bitki illaki ilk etapta bir Tepki gösterecektir o ortama alışana kadar ama sonuçta bitki tekrar bir kendinin ve göre o bulunmuş olduğu ortamın iklimine, ışığına, ısısına, nutubetine, nemine adapte olup orada artık bura benim yerim bundan böyle ben burada büyümek zorundayım ona göre de kendimi bu şekilde hazırlamam gerekir diye yani bu anlattığım gibi e, cidden bitki kendine orada bir yaşam e, şekli oluşturuyor. Ama siz tutarda bitkiyi habire buradan alır oraya oradan alır oraya değiştirirseniz o zaman bitki tamamıyla e, ya elden gider ya da zamanında istediğiniz şekilde ne çiçeklenir ne de yaprağını verir. Ve o işte o zaman da dersin ki vay işte şu mevsimde normalde bir e, açelye bitkisi çiçek açması gerekirdi. Neden benim çiçeğim açmadı? İşte sıklemen açardı. Neden açmadı? O zaman da bu tür bir hani arayış içine girmiş olursunuz. Onun için bu tür şeylere hassasiyet gösterelim. Bilhassa bu kuş konmaz bitkimizi de ilk aldığınızda aydınlık bir bölgede olması yani işte güney tarafı ve da batı taraflarında pencereye çok yakın olmamakla beraber ama ışık gelen bir bölgesine koyaraktan bu bitkinizin yaşamını sürdürebilirsiniz. Tabii ki bunun işte çoğaltılması var, budanması var. Onun dışında ne yapabiliriz? İşte beslenmesi var. Bunların yaşamını sürdürebilmesi için olması gereken hususlar. Onları da anlatacağız ama e, şu ana kadar e, nereye geldik ışık olan e, ihtiyacını e, kadar konuşmuş olduk diğer e, konularını da nedir gelişmesini e, çoğaltılmasını nasıl üretiriz onları anlatacağız ama kısa bir araya gidiyoruz kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz bizi izlemeye devam edin efendim reklamların ardından e, kaldığımız yerden devam edeceğiz değerli izleyicilerimiz. Yine e, kuş konmazla e, devam edeceğiz. Akıbetinde biraz bonzaydan bahsedeceğiz. E, bir de e, nergis bitkimizden kısa da olsa e, anlatacağız. Çünkü bazı sorularımız geliyor. Bazı bitkilerle ilgili. Öne bileyim çarşıda, balarda gezerken karşılaştığımız değerli izleyicilerimiz oluyor. Onlardan e, o tür bir bazı sorular arıyoruz. Karşılaştığımız kişilerle soruyoruz. Hani ee, daha ne anlatırız, ne istiyorsunuz falan diye. Tabi burada yine de e, konuyu da açmışken e, söyleyeyim. Ola ki bu konularda hangi bitkiler hakkında, hangi konuları anlatmamız gerekiyorsa, hangi bilgilere ihtiyaçlarınız varsa e, programımızın altında bize ulaşabileceğiniz e, telefonlarımız e, ve internet adreslerimiz mevcut. Artık teknoloji gelişti. Her an, her zaman istediğiniz anda bize ulaşabilirsiniz. Dilek ve de bulunabilirsiniz. Onun için biz de diyoruz ki bu teknolojiden yararlanaraktan bize soru ve görüşlerinizi e, iletebilirsiniz. Hangi konuları daha detaylı anlatmamız gerekiyorsa bizim amacımız size eğitim amaçlı program yapmak ve e, bitkilerin sağlıklı bir şekilde yaşamını e, sağlamanız için ne tür e, uygulamalar gerekiyor onu burada uygulamalı olarak göstermek. Azizane, hani bunları elimizden geldiği kadar en sağlıklı bir şekilde, en mantıklı bir şekilde sizlere anlatmak tabii ki bunu hep zaman zaman programlarda dile getirdik. Tabii ki bitkilerin yaşam alanları yani üreticilerle tüketiciler arasındaki bitkilerin yaşam alanları çok çok farklı. Yani bunu unutmayın. Her zaman bunu üstüne vurgulayarak söylüyoruz. Tabii ki. Hani yeni izleyicilerimiz var. Onlara da e, bu konuları duyurmak e, dolayısıyla e, bazen bazı konuları afınıza sığınarak tekrarlamak zorunda kalıyoruz. Onun için ihtiyaç olduğundan bunları hani duyduğumuz, işittiğimizden dolayı bazı konuları e, tekrarlama gereği duyuyoruz. Onun için hani yaşam ortamıyla bitkilerin üretim ortamı tamamıyla çok çok farklı bizim yaşam ortamlarımızla bitkilerin alanları. Onun için bitkilerimiz Hani biraz hassas Sonuçta bir şeyler hani canlı değil açık açık bize bir şeyler ifade edemiyorlar ama yapraklarıyla duruşlarıyla bir şekilde rahatlıklarını anlayabiliyoruz onu da biz de elimizden geldiği kadar bu bitkilerin dilinin tercümanı olarak sizlere aracılık yapmaya çalışıyoruz ki işte şöyle şöyle şu durumlarda bitkideki şu şu haller şunların işaretidir diye Evet Dediğimiz gibi e, her zaman bize alttaki e, iletişim adreslerimizden rahatlıkla ulaşabilirsiniz diyorum. Evet. Şimdi e, kuşkonmaz bitkimizin neyinde kalmıştık? Su e, bitkimiz için önemliydi. Bu da e, hani kış mevsiminde e, bitkimizi çok fazla e, toprağını ıslak tutmamak kaydıyla ama hiç de susuz kalmamak anlamında değil ama çok sık sulamamak. Eğer ki bilhassa bulunduğu yerde serinse ona göre kendinizi ayarlamanız gerekiyor ki haftada bir su verebilirsiniz ama çok fazla değil az verebilirsiniz ve toprağının sadece ıslanmasını sağlamanız bitkimiz için yeterlidir. Yazın da bitkimiz başta anlattığımız gibi ciddi nem ihtiyacı olan bir bitki. Dolayısıyla bu ne demek oluyor? Yani bitkimiz yazında bol sulanması gerekir diyoruz. Ee, tabi burada bitkimizin toprağı e, çok çok önemli. Geçirgen toprak olması gerekir. Hani burada e, evet yazın çok bitki su istiyordur diyoruz ama eğer ki toprakta geçirgen değilse vermiş olduğunuz su çok çabucak tahliye olmuyorsa e, nedir bitki burada hava süsülerseni kökleri yapamıyorsa bu da büyük bir sıkıntı. Onun için bilhassa Saksıdaki yetiştirilmiş olduğumuz bitkilerin ama bu kuş olur işte yasemin olur ne bileyim bonsai olur e, diğer bit, yani emvar bütün çiçekler Onun için burada e, saksıda yetiştirmiş olduğumuz bitkileri unutmayalım çok geçirgen toprak kullanmamız gerekir çok sıkı bir toprak saksıda yetiştirmiş olduğumuz e, çiçek türleri için e, pek e, faydalı değil bunu unutmayalım onun için zaten Piyasada tamamıyla bitkiler için rahatlıkla toprak temin edebiliyoruz. Ee, onun için hani kendi imkanlarınızla ola ki izleyicilerimizden işte ne bileyim şehre, kasabaya vesaire uzaktır. Ee, Bunlar biz nasıl temin ederiz falan zaman zaman da evet böyle bir sorularımız geliyor. O zaman çok yanmış yani en az bir iki sene yanmış çiftlik gübresi. Kesinlikle böyle aldığınız zaman hani çok e, Taze bir çiftlik gübresi kokusunun dışında hiçbir kokusu olmayan o ortama gelmiş, simsiyah oluşmuş ee, nedir? Çiftlik gübresi bunu eleyerekten, içine e, belli bir oranında e, bahçe toprağı kataraktan, işte atıyorum yüzde 25 bahçe toprağı, yüzde işte e, 30, yüzde 25 aynı oranda yanmış çiftlik gübresi, e, buna benzer e, mümkünse nedir? Dere kumu. Bunlar karıştıraraktan ola ki bir ağaç işte talaş vesaire e, böyle e, buna benzer nedir ağaç altlarındaki yaprak çürüntüleri falan bunlarla da bir harman yaparaktan bir şekilde e, böyle bir e, yol izleyerek de nedir e, bitkilerinize toprak elde etmiş olursunuz. Ola ki çiçek toprağı elde edemeyenler için bunu bahsettik. Ama diğer şehir ve kasabalarda artık her çiçekçide, her e, büyük alışveriş marketlerinde, alışveriş merkezlerinde bitkiler için toprak temin edebilirsiniz. Hani burada şunu vurgulamak istiyoruz. Saksıda yetiştirmiş olduğumuz bitkilerin toprakları çok geçirgen olması gerekir. Onun için de e, daydı konumuz. Dolayısıyla geçirgen olmasının dolayı da e, suyumuzu bol verip ve e, bitkinin içinde o suyun kalmamasını önlememiz gerekir. Kısacası yazı, kışın alt su vereceğiz. Serin olmasından dolayı ama yazında bol sulamamız gerekecek bitkimiz için. Evet, üretimi e, nedir? Üretim bu bitkimiz e, şeklenme e, oluşturup ve üzerinde küçük küçük e, kırmızı kırmızı e, yemişler oluşturaraktan onların içerisinde tohumlar oluşup ve tohumla da bu bitkimizi çoğaltabiliyoruz. E, aynı zamanda da bu bitkimizi ayırma yöntemiyle gördüğünüz gibi şöyle e, bitkimizin tamamıyla içinden toprak içinden e, köklenerekten çoğalaraktan gelmektedir. Dolayısıyla da o zaman bu bitkimizin nedir? E, ayırma yöntemiyle de çoğaltabiliriz. Ola ki her yıl mümkünse mart ayından sonra şeyimizin toprağını değiştirebiliriz. Hani e, her yıl diyorum ama hani e, çok da şey olmasın hani bitki çünkü bunun toprak değişimi yaparken eğer ki buradan biraz işte ayırayım, çoğaltayım dersek yaprakları çok nazik olduğundan dolayı e, bitki depresyona girip ve e, yapraklarını dökebiliyor. O zaman da hani pek hoş görüntü olmuyor. Mümkünse böyle bir durumlar yaptığımız zaman en az bir bir hafta falan bitkimizi güneşten uzak serin bir ortamda tutalım ki bitki birden böyle kendini yapraklarını salı vermesin. Aşağı böyle bir saldığı zaman yani buruştuğu zaman yapraklar bilhassa bu kuşkonmaz bitkisinin o tüy yapılı yaprakları tekrar dönüşmeyebiliyor. Onun için hemen çok hızlı bir şekilde kaybedebiliyoruz. Saralma meydana gelip toparlanması söz konusu olmuyor. Onun için bitkimizin toprağını değiştirirken çok fazla hırpalamayalım. Mümkünse bazen bazı hani toprak değişiminde ciddi bir kök budamaları falan yapmışımdır. Ama bu nedir? Kuşkonmaz bitkisi için pek geçerli olmayabiliyor. Onun için neden hani yaprakları çok nazik olduğu için ciddi bir köklerde de tahribat yaparsak o zaman da ne yapıyoruz? Yapraklarını ciddi anlamda dökülüp ve hoş bir görüntü olmuyor. Onun için toprak değişimi yaparken çok fazla hırpalamayalım. Ama eğer ki burada bir ayrım yaparken de düzgün bir bıçakla, bu işte şuradaki bölgelerden kaç tane ayıracaksak ona göre ayırıp ve aşağı yukarı bir haftada bunu serin yerde tutalım ki bitki ciddi anlamda nedir? Güneşle veyahut ışıkla karşı karşıya kalıp kendini vermesin o güzel nazik yaprakları dökülmesin. Evet, neymiş? bitkimiz tohumla üretebiliyoruz ve de ayırma yöntemiyle de çoğaltabiliyoruz. Peki... Dediğimiz bazı şartlar hani işte istenmeyen şartlar işte yaprakları bu tül şeklindeki yaprakları döküldü. Hoş olmayan bir görüntü oldu. O zaman da ne yapıyoruz? Nedir? Toprak seviyesinden bu bitkimizin dalını kesebiliyoruz. Yani kestiğimiz zaman çok böyle işte 8-10 tane 3-5 tane dal ne oldu tamamıyla yapraklarını yani yeşilliği devam ediyor ama bu nazik yapraklarını döktü. O zaman da ne yapıyoruz? Toprak seviyesinden biz bunları kestiğimiz zaman tekrar bu görmüş olduğunuz gibi toprak içerisinden yeni sürgünler gelerekten kendini tazelemiş oluyor. Bunu e, hani zaman zaman da iki yılda bir de yapabilirsiniz daha e, taze sürgünler elde edebilmeniz için. Ola ki işte aldınız ilk etapta o ev ortamına alışana kadar ee, o ilk aldığınız görüntüyü kaybettiniz. Sadece uzun uzun saplar kaldı. Ee, sadece uç kısımlarda bir yapraklaşma var. Onun dışında alt kısımlarında yok. O zaman e, aradan işte atıyorum 6 ay bir sene falan geçti. Ve de bir şekilde de artık sizin ev ortamınıza alıştı. Bu yaprakları döküldükten sonraki o yani e, boşalan yerlerden tekrar e, dallanması, oradan yaprak vermesi söz konusu değil. Onun için Buradan tekrar sürgün edebilmeniz için dediğimiz gibi toprak seviyesinden bitkimizi kesersek o zaman da nedir? E, bitkimiz yeni toprak içerisinden sürgünler vermiş olur. Aynı zamanda da nedir? O ev ortamına alışmış olur ve sağlıklı bitki e, nedir? Yapraklaşma e, söz konusu ve güzel görüntü elde etmiş olursunuz diyoruz. Evet. Şimdi bir de bugün... E, bonzai'den biraz anlatacağım. Aslında bonzai'den anlatılır çok o kadar e, uzun belki e, tam detayına girmiş olsak ki e, bir gün gireceğiz inşallah. E, çok farklı bir e, büyütülme yapısı var ve e, nedir? Ortamda da o kadar öyle e, nedir? bonzay çeşidi var ki her gördüğünüzde bonzay gerçek bonzay değil. Onu Orada bir açıklamamız gerekiyor aslında. Hangisi gerçek, hangisi gerçek değil. Sonra işte ne bileyim, işte bonsai yetiştirmek için e, internette tohum satılıyor. İşte yok bunun yaprağından e, nedir, e, çelik yapılıp işte e, bonsai yapılır deniyor. Her şey, her bir şey söylüyor ama e, ben şimdi şu büyüğü getireyim. E, şöyle size, e, şöyle biraz açalım. Hmm. E şimdi hani bu bitkiden biraz bitkilerden üç aşağı 5 yukarı anlayan çok kıymetli izleyicilerimiz izlesinler şu bir nasıl tohumla olurmuş da bu hale gelirmiş Bu biraz e, hani kusura bakmayın ama kandırmaca oluyor daha doğrusu Bu yıllar almış bu hale gelmiş Tamamıyla bu e, bitki e, bir şekilde e, yetiştirildiği zaman ve buna bu şekil veriliyor. Bu kendiliğinden böyle eğri büğrü büyümüyor. Bu bir e, hani zaman zaman da anlattık bir sabır işi. Bir hani bununla artık bir e, arkadaş olacaksınız, bir dost olacaksınız. Hani bonzai büyütüyorum der, diyorsanız hani böyle bir forumda bir bonzai yapmak istiyorsanız aşağı yukarı her gün bu bonzayla bir haşır naşır olmanız gerekir. Muhatap olmanız gerekir. E, onun için bunu cimciklemeniz gerekir. Bu bitkiyi forumda büyütebilmeniz için her zaman elinizde yanında bir bonzayın yanında bir tane böyle bir keskin, hijyenik bir makas mutlaka mutlaka olması lazım. Eğer ki biz bonzay büyütmek istiyoruz diyorsanız ve bu şekli vermek istiyorsanız. Bu şimdi kendiliğinden eğilip büyülmüyor. Evet şu görmüş olduğunuz aşağı doğru inen dal bu şekilde büyümedi. Bakınız burada şahitleri var. Bunlar. E, e, dikey bir şekilde büyüyorlar. Ama siz bunları telle dizginliyorsunuz, terbiyeliyorsunuz. İstediğiniz şekle ve formata sokabiliyorsunuz. Bu sizin elinizde olan bir şey. Bu kesinlikle bu bonsai böyle e, ağzı bir tarafa gitmiş, gözü bir tarafa gitmiş, kolu bir tarafa gitmiş. Bunlar kendiliğinden büyümemiş bunlar. Bunlar tamamıyla bir insan gücüyle e, sürekli bu terbiye edilmiş, bağlanmış bir şekilde kendi yani sizin e o bitkiye, bitki büyütme bakış açısına göre kendiniz yönlendiriyorsunuz bu bitkiyi. İstediğiniz şekilleri kendiniz oluşturabiliyorsunuz. E, buralarda telleri var, bakınız hep böyle bitki bağlanmış. İşte şurada, e, ben hiç dokunmadım. Bak şuralarda, örneğin şu dalın şu şekilde eğik durabilmesi için şuradan gövdeye telle bağlanmış, bakınız. Siz bunu bir müddet böyle bağladığınız zaman bu bu şekilde büyümeye alışacaktır. Hani siz o bitkiye nasıl şekil verirseniz o şekle gidecektir. Burada önemli olan bitkiyi formatta büyütebilmeniz için. Örneğin mesela şurada bir tane dal büyümüş. Bakınız. Sürgün bir tane dal büyümüş. Gördüğünüz gibi. Siz bu dalı şu şekilde burada büyütebilirsiniz. Çünkü... Hani şu görmüş olduğunuz deminki bağladığımız bu kendiliğinden olmamış. Bu bağlanaraktan bu şekli alınmış. Siz de şurada örneğin bir boşluk var. Ee, aynı şöyle bir dal oluşturmak istiyorsunuz. Siz bunu şuradan keserekten bunu şöyle bağlıyorsunuz. Ve bu burada olgunlaşmış oluyor. Ve böylece e, bu eğik, eğik pozisyonda büyümüş oluyor. Ondan sonra bunun üzerindeki dalları bu önemli olan bu e, bonzayda sık sık kesim yapıp şöyle bunu formda büyütmek. Eğer ki siz uzun süre bitkide bir kesim yapmazsanız şöyle alayım. Evet şöyle bir bonsai elde etmiş olursunuz. Sonuçta bakınız bu da küçük şekilde bir büyütülmüş bonsai ee, ve eğer ki siz bunu kesmezseniz bu şekilde dallı budaklı bir e, bonsai olacaktır. Demek ki burada e, bu bonsai bu şekilde e, getirmemiz kesinlikle dikmiş olduğumuz yani ta anaçtan yavruyken dikilip de kendiliğinden böyle bir Forma gelmiyor. Eğer ki şu bitki nedir? İlk dikildiğinde hiçbir makaslanmasan, makaslanma yapılmasaydı, kesim yapılmasaydı, terbiye edilmeseydi ve dümdüz bir ağaç olacaktı. Onun için de burada e, ne yapılacak? Bu bitki kesinlikle, örneğin e, şuralardan bunu temi, temizlememiz gerekecek. Artık eğer ki biz bu bitkide bonzai de ama bunda ama bunda. İşte eğer ki sık sık kesim yapmazsak o zaman şu alt kısımlarda ciddi anlamda boşluk olacaktır. Bitki kendine göre büyüyüp gidecektir. Onun için bunu mutlaka sık sık kesmemiz gerekiyor. O zaman da biz demeyelim ki ya bitkimiz neden böyle altları işte cıplak kaldı. Evet gördüğünüz gibi bu Kesinlikle bu şekilde kesilmesi lazım. İşte bunun öyle başını boş bıraktığımız zaman 3-5 tane sürgün kendini alıp gidecek ve aradaki küçükler e, nedir e, beslenemeyip ölecekler. Ve nitekim şu içindeki e, küçük dallar tamamıyla kurumuşlar. Onlar... E, Gördüğünüz gibi makaslan da ses geliyor zaten kuruduklarına dahil. Bunları güzelce temizliyorsunuz. Eğer ki böyle bir ilk başta gösterdiğim şekilde bir bonsai varsa içindeki kuruları kesiyorsunuz. bonday biliyorsunuz e, yani dış Ağaç kökenli bir bitki yani e, dağda bayırda yetişen e, peyzaz türü bitkilere benzer bir e, gen yapıları var. Dolayısıyla hani iç mekan bitkiler gibi işte ne bileyim ben bir e, difembehka gibi, bir işte spatyum gibi, bir benjamin gibi e, böyle bir iç mekana uyumlu bir bitki yapıları yok. Bunlar bir ağaç e, yapılarına uygun. Onun için de bol bol ışık alan bölgelerde olmasına kesinlikle dikkat edin. Evet, şurada da yine bir, bakınız küçük olan bir büyü. Bu da zaman zaman ne olmuş? Kesilmiş. Eğer şimdi şurada gördüğünüz, bakınız sürgünler var. Eğer bu sürgünler kesilmezse deminki gibi böyle başını alıp gidecek. Ondan sonra şu görmüş olduğunuz içindeki o sık doku, Yavaş yavaş kendini kaybedecek, özelliğini kaybedecek. Çünkü bunlar bitkinin gövdesinde ne var ne yok alıp götürecekler. Bak Küçükler bir şey alamayacak. Bitkinin gövdesinden istenilen besini, ihtiyacı temin edemeyecek. Ve sonuçta da ilk gösterdiğimiz gibi o şekle gelecek. O zaman biz ne yapıyoruz? Sürekli elimizde bir makas, sık sık bu hani bonsai Bitkisini bu şekilde kesmiş oluyoruz. Burada en önemli olan hususlardan birisi kesim yaparken makasımızın çok temiz ve hijyenik olması gerekir. Ola ki bu makası işte farklı yerlerde de kullandığımız zaman da mutlaka dezenfekte etmemiz gerekiyor. Bunu yavan atmayın. Ee, bu da bir şekilde eğer ki bir diğer bitkide bir hastalık ve mikrop varsa o bir şekilde kesim yaparken buna geçip ve bitkinin e, gelişmesi bir şekilde önlenip bu bitki birçok kapıp hastalık e, oluşup ve sıkça e, nedir e, çabucak bitki e, kaybedebiliyoruz. Burada önemli olan hususlardan birisi de bitkimizin bu e, bonsai bitkimizin nedir altlarındaki delik drenajlarının iyi olması ve vermiş olduğumuz suyun e, nedir içinde kalmaması. Ee, ve bitkimizi de çok sık, e, nedir, çok uzun süre kuru kalmaması gerekiyor. Bilhassa yaz mevsiminde şunu unutmayın, bitkimizi e, ağaç altlarına e, çıkarabilirsiniz. Sonuçta dış mekan bitki yapısına çok çok elverişli bir bitki. Hani içerilerde de tuttuğunuz zaman bol ışık alan bir bölgede tutun. E, bunu size çok çok öneriyorum. Dediğimiz gibi dış mekan kökenli bir bitki olduğu için ışığa çok çok ihtiyacı var. Bunu mutlaka sağlayın. Hani e, gölge yerlerde, güneşten, ışıktan uzak bir yerlerde tutarsanız deminki göstermiş olduğumuz bonsai gibi yapraklarını dökmüş olur ve cansız yaprak oluşturmuş olursunuz. Yazın da mümkünse bitkinizi rahatlıkla bir hani direkt güneş ışınından e, etkilenmeyecek şekilde ağaç gölge e, altına bir kuzey balkonlarınıza e, ve yine normal bir balkonla çıkarabilirsiniz ama direkt güneş ışınından uzak tutmak kaydıyla e, nedir? Bitkimizi köklerini susuz bırakmıyoruz. Çünkü içinde yoğun bir kök yapısı var keçeleşme. Az bir toprak var. Onun için sık ve öz sulamamız gerekir. Uzun süre bitkimizi susuz bırakmıyoruz diyoruz. Evet. Belki kısmet olur yine Tamamıyla diğer biraz da işte bu da bonsaiymiş e, diyen türler var. Hani onların da neden gerçek bonsai olup olmadığını, bazı işte tohumla yetişen e, bonsai denildiğini, ama tohumla yetiştiriyorsunuz da bir sürgün bir e, bitki yetişiyor ama o bitkiye de şekli siz vereceksiniz diyoruz. Bugünlük size anlatacağımız konular bundan ibaretti. Huzurlarınızdan ayrılmadan önce. Ankara Ayvalı'dan sizlere en güzel dilek ve temellerimi selamlıyorum. Bir başka programda buluşmak, görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın ve sağlık, sıhhat içerisinde yaşamanızı sağlayın inşallah diyorum. Ve kazancınız bol, ürününüz bereketli olsun. Bir başka programda buluşmak, görüşmek dileğiyle. Tekrar Allah'a Hoşçakalın. hoşça kalın.